Hoş geldiniz, sefalar verdiniz. Bugün birlikte kapanıyoruz serimin eşarp ve şal önerileri videosuyla karşınızdayım. Şöyle bir göstermek istiyorum. Böyle bir ürünlerim var. Sizlere öneride bulunacağım şalları buraya bu şekilde getirdim. Tek tek kendi üzerimde göstererek, duruşunu göstererek sizlere tavsiyelerde bulunacağım. Hem şal hem eşarp önerilerim olacak. Hadi gelin, buyurun başlayalım. Kapandıysanız hayırlı uğurlu olsun. Allah daimi etsin inşallah. Kapanmanın o edebini, ahlakını, o güzelliğini de taşıyabilmeyi Allah bizlere nasip etsin. Şimdi kapandığınızda büyük ihtimal sizin için şu an eğer deneyiminiz yoksa, tecrübeniz yoksa iğne problem olacak. İğneyi nasıl takacağım? İşte eşarbım nasıl duracak? Buralara bir sürü iğneler, takmalar. İşte şalım kaymasın, şalım düzgün dursun, şöyle böyle. Eskiden evet şalın, eşarbın duruşu çok önemliydi. Yani bakıyorum ben topuz ve duruş çok önemliydi. Ama artık öyle bir durum söz konusu değil. Yani bu konuda rahat ol. Yani şalınızın önü bozulsa bile kimse şalın önü bozuk demiyor. Bu şekilde olunca moraliniz sakın bozulmasın. Ay şalım bozuldu. Ay eşarbım bozuldu. Ay şöyle oldu. Böyle oldu diye telaşa kapılmayın. O yüzden ilk olarak iğneyi sizin için dert etmeyecek, başınızda çok kaymayacak şallardan başlayacağım. Penye şallar, pamuk şallar, daha böyle benim başımdaki gibi böyle efil efil olan şallar, bunları kullanabilirsiniz. Bunları hiç iğne takmadan bile kullanabilirsiniz. Çünkü direkt başımızın şeklini alıyor ve direkt o şekilde çıkabiliyorsunuz. Çıkıp kese biniyorsunuz. Ha, ama aynı zamanda ben iğne takmaya alışayım diyorsanız da pamuklalarda, penye şallarında iğneye takın. Eğer mahvedecekseniz pamuk şalları, penye şalları mahvedin. İpekleri değil. Bu yüzden eğer iğne takma tecrübeniz yoksa, yani böyle deniyorsanız lütfen bu hususta deneyin. Deneyerek öğrenin ve bu denemeleri de ucuz şallarda yapın. Yani pamuklularda, işte penye şallarda yapın. Gidip ipeklerle yapmayın. Küçük bir dipnot olsun. Aynı zamanda şunu da belirtmek istiyorum. İğne yerine mıknatıs kullanıyorlar. Sakın sakın bunu kullanmayın. Mıknatıs tiroidlere çok zarar veriyor. Çok zararlı. Mıknatısları lütfen kullanmayın. Kilitli iğne konusuna gelecek olursak bence kilitli iğne de kullanmayın. Çünkü kilitli iğneyi de geçirdiğinizde şalı mahveden bir yapısı oluyor bir süre sonra. Bence kilitli iğne de kullanmayın. Olabildiğince toplu iğne kullanmaya özen gösterin. Pamuklularda iğne kullanmaya alıştım diyorsanız yavaş yavaş Medine ipeği tarzı şallara geçebilirsiniz. Daha böyle kaymakla kaymamak arasında olan şallar bunlar. Bu şallarla iğne kullanımını daha böyle iyi yaptığınız için başınıza durmasını sağlayacak. Hem böyle spor şık mı görünüm sağlıyor? Yani bilmiyorum, ben onları çok seviyorum. Medine ipeğinden faydalanabilirsiniz. Medine ipeğinin yanı sıra da İnme markasının şallarını ben çok beğeniyorum. İnme ile birlikte Pief markasının da şallarını çok beğeniyorum. Bence onlardan mutlaka dolabı bir tane dahi olsa olmuş olsun. Çok pratik, çok hemen tak çık şanlar onlarda. Onları da kullanabilirsiniz. Ve bundan sonrası da ipek. İpek şallara geçiş yapıyoruz. Kalın ipekler var. İsterseniz onları kullanabilirsiniz ama çok mu gerekli? Bence değil. Çok rahat edemiyorum onlarda. Daha böyle artık dökümlü kumaşlılara geçtiğim için ipekler bir tık daha geride kalıyor. Ama ben kullanmak istiyorum diyorsanız da tabii ki de kullanabilirsiniz. Bununla birlikte de ithal ipek şallar var. İthal ipekler daha ince yapılı ve daha efil efil hava sağlıyorlar. Fakat onlar baştan çok kayıyor. Bunun için aşağıdan bir iğne, yukarıdan bir tane iğne tutturmanızda yarar var. Bu şekilde yani iğne kullanabiliyorum diyorsanız ipekleri rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. İğne kullanmak istemiyorum diyorsanız pamuk penyelerden başlayabilirsiniz. Eşarp önerisi olarak da şunu belirteceğim. %100 ipek eşarp kullanın bence. Pamuk eşarp var mı bilmiyorum kullanmadığım için. Bence eşarplarda %100 ipek kullanın. Eğer iğne kullanmayı bilmiyorsanız bir an önce öğrenin. Fakat bunu ipek eşarpta öğrenmeyin tabii ki. Ben ipek eşarpta da tivil ipek eşarbı tercih etmenizi öneririm. Yani tivil kumaş. Kumaşı tivil ipek. Marka değil tivil. Tivil ipek şeklinde eşarp kullanın derim ben. Çünkü o daha kolay şekil alıyor. Daha sizi konforlu hissettiriyor. Diğer ipek çok daha kayıyor. Hemen hızlı bir şekilde kayıyor. Aynı ince ipek, ithal ipekteki şallar gibi. Önerilerim bu şekildeydi. Şimdi uygulamalı olarak sizlere göstereceğim. Öncesinde ben bunu bir takayım. Sonra bununla ilgili konuşalım. Ben şimdi önüne sivri şekilde kullanacağım. Bu
ten yaşalar benim yüzüme çok yapışıyor ve olduğundan farklı gösterdiği için ben çok tercih etmiyorum. Namaz kılarken falan tercih ediyorum. Önünü kıvırdım. İsterseniz kıvırmadan da kullanabilirsiniz. İsterseniz şöyle daha yuvarlak getirip iyice yüzünüze yapıştırabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ben şu hafiften gösterme amaçlı yapıyorum zaten. Bakın buna hiç iğneye bile gerek yok. Bakın hiç iğne takmadım. Direkt şöyle attırıverin. Burada benim aynam var. Ona da bakıyorum bir yandan. Şöyle arkaya attırıp ay bir de keşke yapabilsem. Yani ben mesela namaz kılarken hemen böyle attırıveriyorum. Sonra namazıma duruveriyorum. Yani bu şekilde isterseniz böyle de kullanabilirsiniz. Ya da böyle arkaya da attırıveriyorsunuz. Gerisi size kalmış bir şekilde. Pen yaşal. Bakın hiç iğne kullanmadım. Yani buraya dahi iğne kullanmadım. Direkt başınıza saran sizi rahatsız etmeyecek bir şal. Bunu tercih edebilirsiniz. İkinci olarak pamuklu şala geçiyorum. Pamuklu şalımı da bu şekilde yine ikiye katlıyorum. Evet pamuklu şalımı da başıma geçirdim. Yine aynı şekilde ikiye katlayabilirsiniz. Düz olarak kullanabilirsiniz. Pamuklu şallar da benim yüzüme çok oturduğu için ben çok tercih etmiyorum. Yani bir bu var pamuklu şalım. Pen yaşalımda bir az önceki var. Yani siz yine tercih edebilirsiniz. Bakın bunu da yine hiç iğne takmadan direkt doladım. Bakın mis gibi. İsterseniz bunu şuraya bir tane iğne taktın. İsterseniz ucunu buraya tutturun. Bu şalım Polo'dan almıştım ben. Yani ama siz eşarpçılara gittiğinizde gayet uygun şekilde vereceklerdir. Çok fazla tercih etmiyorum. Ben işte yazın daha çok video başında gördüğünüz şalı, yani böyle nefes alan efil efil olacak şalları kullanıyorum. Daha çok şifon ya da ipek şalları tercih ediyorum. Boğucu olmayan ipekleri. Birazdan onlara da geleceğim. Onları tercih ediyorum. Bu arada pamuk şalların da bayağı çeşitleri çıktı diyebiliyorum. İnce pamuklar var. Fresh Scarves'ın bir ara vardı ince pamuklu var. İsterseniz ona bakabilirsiniz. Ama bence ilk şalınızı, ilk eşarpınızı gidin bir eşarpçıdan alın. Görün, enleyin, dokunun. Yani kalın mı, ince mi, size bunaltır mı, nasıl bir kumaşı var? Eşarpçının da yardımını, desteğini alın derim ben. Üçüncü olarak da yine videonun başında kullanmış olduğum şal gibi olan yine bu efil efil şal. Yani bakın çok hem ince ve hem efil efil. Yani bakın şöyle efil efillik sağlıyor. Bunu denemeyeceğim. Bununla ilgili bir videom vardı. Onu bırakırım. Orada duruşunu görürsünüz. Bunlar gerçekten bu efil efil olan kumaşlar çok güzel oluyor. Yani bunu elinlediğinizde zaten anlıyorsunuz. Naylon olmadığını, böyle güzel bir kumaş olduğunu anlıyorsunuz. Anlayacaksınız. Siz de bir eşarpçıya gidin. Mutlaka bunlara dokunun derim. Bir sonraki şalıma geçelim. Şimdi ne dedik? İğnesiz kullanım dedik. İğnesiz olarak önerebileceğim pamuk şallar var. İşte bu penye şallar var. Ve sizi yavaş yavaş iğneye alıştıracak olan şallara geçmeye başlıyorum. Medine ipeği şallar. Medine ipeği biraz kalın gelebilir ama ben seviyorum açıkçası. Medine ipeği kullanmayı seviyorum. Yine pratik oluyor. Ben seviyorum yani. Medine ipeği belki yeni kapanmışsanız böyle başınızdan kayıyormuş gibi hissedebilirsiniz. İşte yavaş yavaş sizi hazırlayacak. Şimdi elimde şöyle bir Medine ipeği var. Bunu başıma takıp duruşunu sizlere göstereceğim. Medine ipeklerini genelde kıvırmıyorum. Yani şu ön kısmını kıvırmıyorum. Direkt nasılsa bakın şu kenarını direkt takıyorum. Takıp geçiyorum. Tabii ilk şal aldığınızda çok pahalı şallara gitmeyin derim ben. Çünkü ilk şallarda iğne taka taka birazcık zedeleyeceksiniz. Bakın şöyle hemen bunu böyle attırıyorum. Yani ben tabii alışık olduğum için de bana kolaylık geliyor olabilir. Ama siz de büyük ihtimal bu böyle kayacak, bu böyle gidecek, bu geriye doğru gidecek. Burada da işte iğneye alışma şalı dedik ya, o devreye giriyor. Buraya sadece bir tane iğne taktırın. Tamam, şuraya bir tane iğne taktırın ve şu ucunu çok bol bırakmayın. Yani iğne takmayı öğreneceksiniz arkadaşlar. Bununla ilgili tasanız da olmasın. Yani iğne ya da kayan şal böyle size korkunç gelmesin. Hepsi aslında sizin hizmetinizde olan şeyler. Yani siz istediğinizde kayar, siz istemediğinizde kaymaz. Bakın direkt Medine ipeğini de taktım. Ve gayet ben bu şekilde çıkabiliyorum. Yani bakın
Yani bir dakika bile sürmedi. Hemen alıyorsunuz. Ki bunları ben böyle çok ütülemiyorum da. Ütü de gerektirmiyor. Yani şaldaki en önemli şey bence ütü. Aynı zamanda pamuklu ve penye şallar da ütü istemiyor. Medine ipeklerinde yani ben böyle çok sık ütülemiyorum. Geldiğimde düzgün bir şekilde astığımda hiç ütüye mütüye gerek yok. Direkt bağlayın, takın, bağlayın, çıkın. Medine ipeği dediğim gibi yavaş yavaş size iğneye alıştıracak şeyden ve kullanımı rahat. Gerçekten rahat. Yani bilmiyorum, ben seviyorum. Bence siz de seversiniz. Nasıl diyeyim ya? Daha konfor sağlıyor sizlere. Ve bir yandan da klasik görünüm de katıyor bence size. Şimdi bir sonraki şalıma geçeyim ben. Ve bu şalım da çok çok sevdiğim bir şal türü. Türü de kendisi de. Bakın yine ya, ben rahat bir insan olduğum için genelde böyle dökümlü, bakın efil efil şal seviyorum. Bu PF'in bir şalı. Gerçekten çok güzel. Yani böyle incecik bir dokusu var. Yani böyle kayıyor. Yani böyle tabii biraz bu da yine başınıza kayınır ama inanın konfor olarak size o kadar güzel bir konfor sağlayacak ki başınızda yok gibi. Aynı şekilde inmenin şalları da çok çok güzel. İnmenin, yani bunlar biraz daha pahalı ürünler. Yani bir inme 100 liranın üzerinde diyebiliyorum ben. Daha önce de dediğim gibi yani bir tane alırsınız ama adam akıllı alırsınız, rahat edersiniz. Yani yıllarca da kullanırsınız. Bu PF'in şalı. Hemen bunu da bir göstereyim. Bakın bu şekilde. Şimdi iğneyle tutturacağım fakat iğnesiz de şöyle kullanabilirsiniz belki. Ben hiç kullanmadım. Şöyle. Evet, şöyle kullanabilirsiniz. Yani bakın ya, var ya, gerçekten o kadar pratik ki. Yani bir de böyle boyunlu bu ne kullanırsanız içinden müthiş yani. Boynunuz da gözükmeyecek. Böyle direkt al tak çık, bakın yani şuna bakın. Gerçekten bu çok güzel. Yani bu ve ilme zaten benziyor birbirine. Ben benzetiyorum. Yani bu döküm çok güzel. Mutlaka mutlaka bundan edinin. Şimdi iğneni kullanayım. Şöyle iğnemi takıyorum. Tabii şu an bir tipim de bir değişik oldu ama. Ben genelde bu şekilde tercih ediyorum. Yani var ya, çok güzel ya. Vallahi böyle dökümlü dökümlü. Tak çık ya. Müthiş, müthiş rahatlık. Yani şu dokuyu bir hissetseniz çok güzel. Gidin eşarpçıya, deyin ki ben PF istiyorum. Gerçi PF'in kendi Instagram sayfasına da bakabilirsiniz. Şehirlerdeki satış noktaları var diye biliyorum. Oradaki eşarpçıya, o eşarpçıya gidebilirsiniz. Yani bu PF ve inmeyi bence mutlaka edinin. Yani bir tanesini edin zaten çok çok memnun kalacaksınız. Ve şimdi neye geçiyorum? İpek. İpek şallar bir ara öyle bir modaydı ki. Gerçi hala moda fakat şimdi daha hani inceltildi. Benim zamanımda İpek Evi çok modaydı. İpek Evi malum artık fiyatlarını çok yükseltti ve fiyatından ziyade artık bu kalın ipeklere, ne bileyim, ben artık bunalıyorum. Daha böyle pratik şeyler istediğim için yani bu ipeklerde çok çabuk kırışma olabiliyor. Yani olabiliyor değil, oluyor. Yani bunu kafanıza takıyorsunuz, arkadan bağlıyorsunuz, hoba kırışmış bir şekilde. Hadi ütüle her gün, yani tekrar tekrar ütülemek gerekiyor bunu. Bu da yani benim gibi üşenenler için bir problem bence. Bunlar yine güzel. Yine tercih edebilirsiniz ama bilmiyorum ya. Yani gerçekten artık günlük hayatta ipek çok fazla kullanmıyorum ben. Yani okula giderken falan kullanıyordum. Şimdi bunun da başta duruşunu göstereyim size. Bakın yani duruşu güzel. Duruşuna bir şey diyemem. İğneleyelim. Bu şekilde isterseniz arkadan bağlayın, isterseniz yana attırın. Ne şekilde kullanırsanız kullanın. Bu noktada şuna da değinmek istiyorum. İpek görünümü verdiği için sakın ama sakın 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 tafta şalları kullanmayın. Onlar naylon, onlar sizi mahveder, sizi çok çok kötü şeyler yapar. Sakın onu kullanmayın. İlk kapandığınızda da yani bu ipekler dediğim gibi biraz size belki ağır gelebilir mi bilmiyorum ya. Yani aslında bu tamamen sizin alakalı. Yani şarbı şalı başınıza tutturabiliyorsanız, iğneyi düzgün bir şekilde, yani şalı zedelemeyecek şekilde kullanabiliyorsanız amenna. Yani bence her türlü şalı kullanabilirsiniz. Bir de yine iğne demişken şunu da belirtmek istiyorum. Mıknatıslar var. Burayı tutturmak için sakın onlardan almayın.
O mıknatıslar tiroidlerle ilgili problemlere sebep oluyor diye ben duydum. Sakın o mıknatıslardan edinmeyin, onlar çok zararlı. Bu kilitli iğneleri de çok tercih etmeyin. Olabildiğince toplu iğne kullanmayı lütfen öğrenin. Çünkü kilitli iğne şalın arka kısmına geçebiliyor yani ve zedeliyor yani şalımızı, eşarbımızı. Toplu iğneyi kullanın. Çok çok pratik, çok güzel bir rahatlık sağlar size. İpek de bu şekildeydi. Bu kalın ipek. Bir de şimdi sizlere böyle yine dökümlü ince ipek göstereceğim. Bu ithal ipek. Yani ben bunlara da çok bayılıyorum. Yani bunun öyle bir dokusu var ki ben bir ara ithal şal satıyordum. Bu da o şallarımdan bir tanesi. Eğer isterseniz yine bana yazın. Belki elimde varsa gönderimini sağlarım. Yani bir şeyler de yapabiliriz. Ayarlayabiliriz kullanmak isterseniz. Çok güzel. Bu ipek şallar çok güzel. Dokusu, yapısı çok güzel. Yalnız bu çok kayıyor. Çok fazla kayıyor. Şimdi bir de bunu başımda görün. Yine bunu da böyle dolayıp kullanabilirsiniz. Ya da hiç uğraşmadan böyle de kullanabilirsiniz. Dur bakayım. Bir değişik oldu bugün benim şallar. Normalde böyle durmuyor yüzümde. Ya böyle hani emanet hızlı taktığım için o şekilde. İpek şal bu şekilde. Yani bunların dokusu da çok güzel. Bakın daha etiketi duruyor bunun. Bunların dokusu gerçekten çok güzel. Yani alışırsanız günlük hayatta da çok güzel gidiyor bunlar. Özel düğünlerde de müthiş güzel gidiyor. Bahsedeceğim şallar bu şekildeydi. Yani biraz böyle yavaş inerledim gibi. Hem uygulamanı göstermek hem de öneride bulunmak istedim açıkçası. Şöyle bir toparlayacak olursam. İlk önce kapandığınızda iğneye alışana kadar pamuklu, daha böyle şey nasıl diyeyim, Hint peyin şallarını sorun eşarptığınızda. Onlar size gösterecektir. Onları kullanın. Penye şal kullanın. Daha böyle yani size iğne gerektirmeyecek. İğne taktığınızda da yani iğne takmayı size alıştıracak şallar tercih edin dedik. Sonrasında hafif hafif iğneye alışırken de Medine ipeği tarzı şalları kullanabilirsiniz. Kaymayacak ama size iğneye alıştıracak. İğneyle tutturmayı öğreneceksiniz. Ve sonrasında da ipek şallar. İpek şalları da işte özel günlerde yine günlük hayatta da kullanabilirsiniz. Ben kullanıyorum yani. Neden kullanmayalım? İpek şallar da gerçekten çok güzel oluyor. Artık iğne takmayı düzgün bir şekilde öğrenmişsiniz. Kendinizi artık tamamen böyle iyi hissettiğinizde kullanabilirsiniz. Ve son olarak da eşarp önerisinde bulun. Eşarp takmak istiyorum diyorsanız bence direkt yani sakın böyle naylonlu şunu bununla sakın uğraşmayın. Eğer eşarp takmak istiyorum diyorsanız ve iğne takmayı bilmiyorsanız belki deneme amaçlı olarak kullanabilirsiniz o eşarpları. Ama iğne takmayı biliyorum diyorsanız da ipek eşarptan şaşmayın. Evet ipek eşarplar pahalı. Evet ipek pahalı. Ama bir tane alın, düzgün alın, güzel alın. Yani naylon alıp gerçekten o naylonun içinde mahvolacağınızı almayın daha iyi. İpek eşarpta da benim size tavsiyem %100 ipek alıyorsanız %100 direkt ipek kullanmayın derim ben. Tabi bu yine tecrübenizle alakalı olacak. Yani tecrübe edindikçe öğreneceksiniz. Fakat ben mesela o ipeği kullanamıyorum. Yine o da böyle yüzüme çok yapışıyor benim. Ben bu hususta da twill ipek kullanıyorum. Twill ipeği çok seviyorum ve sizlere de twill ipek öneriyorum. Mesela şöyle bir twill ipek var. Yine bir kaşemin. Çok güzel. Şimdi bunu takacağım. Bir takayım bakalım. Bir de beni eşarplı görün. Belki bir gün videoyu da eşarplı yaparım. Evet. Eşarp taktım. Evet, iğnemi de takıyorum. Dım dım. Dım dım. Ay, eşarp ya. Eşarp aslında çok güzel. Ay bir değişik hissettim kendime. Evet, eşarp da bu şekilde oldu. Eşarp da ay hakikaten özlemişim de biraz bir yine bir yamukluk, bir şeylik oldu şu an. Twill ipekte bakın önü böyle güzel duruyor. Yani diğer ipekte yani önü benim böyle oluyor. Böyle buralara düşüyor, suratıma yapışıyor. Böyle çok değişik bir şeyler oluyor. Ama Twill ipekte istediğiniz şekli vermeniz bence daha kolay diye düşünüyorum ben. Söylemek istediklerim benim bu kadar. İnşallah faydalı olmuştur. Eklememi istediğiniz, yapmamı istediğiniz farklı içerikler, farklı sorular, öneriler, isteğiniz varsa hepsine açığım. Aşağıya yorum olarak bırakabilir. Bana mail adresinden ulaşabilirsiniz. Ya da bana DM'den yazabilirsiniz Instagram üzerinden. Allah'a emanet olun inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.